Teknoseyir hoş geldiniz. Adet olduğu üzere bir önceki yılı konuşmak için toplandık. Evet. Ama hangi, neyi konuşacağız? Bugün yurt dışı gündemini, 2016'ını konuşacağız ama teknoloji teknoloji gündemini, gündemi. Evet. Bizi ilgilendiren Bir de o. daha sonra Türkiye gündemini ayrıca konuşacağız. Evet. Evet, bu yıla e, en çok konuşulan, hani, damgasını vuran da diyebiliriz. E, konusu Note not idi herhalde değil mi? Tabi. Bu kadar büyük çaplı bir şey. Hani geçmişte de çeşitli ürünlerde sorun bulundu, işte geri çağırıldı falan ama bu kadar büyük çaplı ve ses getiren bir mesele Hı -hı. yaşanmamıştı. Note 7 tam anlamıyla patladı hani ne yazık ki evet. kelime anlamıyla patladı. İki şekilde olay oldu. Bir çok iyi bir telefon çıktı ortaya. Evet. Tabii o daha da belirginleşti mesele. Belirginleştirdi meseleyi. Önemsiz bir telefon olsaydı kimsenin gündemine gelmeyecekti. Ee, süper bir telefondu. Hani Samsung biz dedik ya incelemesinde o zamanlar daha yanma manma durumu çıkmamıştı. Samsung'un şimdiye kadarki en iyi telefonu demiştik. Evet. <laughs> Bence hala öyle ama pili ne? bir sorun yarattı. Değiştirildi. Bir daha evet. kolay oldu. Yine evet. Ve en sonunda tedavülden kalktı. Ee, yerine de bir şey gelmedi. Yine Samsung şey gelmedi. S7 ile yılı kapadı. Hı hı. Not konusunun not ailesinin ne olacağı şu an için belli değil. Evet. Yeni bir ürün çıkacak mı? Tabi Samsung çok büyük firma. Hani bu bu durumun bir maliyeti de var. Ha, Samsung bu yüzden tabii batacak falan değildi. Olmadı zaten hani rahatlıkla sineye çekebilir Ama bu milyar darbeyi. milyar dolar seviyesinde zarar tabii. açıkladılar. E bir de Ocak ayı ortasında da şeyi açıklayacaklar bu arada. Bu pilin neden patladığını evet. raporlarını açıklayacaklar. Birkaç hafta içinde onu gündemde konuşuruz gene. Yani şimdi tabii doğrudan bunun bir mali hasarı var oluşturduğu. Hmm. Bir de şöhret anlamında hasarı var. Şimdi bugün biz çıkıyoruz böyle not de şöyle pil oldu bilmem ne konuşuyoruz. Başka yayınlara gazetelere yani ana akım tabir edilen gazetelere bakıyorsun adam Samsung patladı diye yazmış. 2017 o da teknoloji gündemi yapmış. Samsung telefonlar alev aldı falan diye yazmış. O iş Note 7 falan öyle detaylar onun için fazla şeyler. Bunun Samsung'a verdiği hasar daha çok parayla ölçülemeyecek bir şey belki. Doğru. Onu Doğru. okuyan da şey diyor Samsung diye bir marka varmış patlıyormuş Aynen diye öyle. hafızasına yazıyor. Doğru. Ee, geç, 2015 değerlendirmesini yaparken 2016 için VR yılı olacak demiştik. 2016'da hakikaten VR her yerdeydi. Ama, eve, Ama girmedi. eve girmedi. Eve girmedi. HTC Vive çıktı. Bulunamadı. Hı hı. Hani çok nadir, çok zorluklarla bulmuş, satın almış arkadaşlar çok nadir. Evet genelde fuarlarda falan show için kullanılıyor. Hı hı. Ama zaten içerikleri de daha çıkmadı ki doğru i̇çerikleri düzgün. İçerikler de daha doğru no, düzgün düzeyde değil. Oculus zaten bir sessizliğe gömüldü. Oculus geriye gitti. 2016'da Oculus'tan hiçbir şey olmadı. Duymadık bir şey. Bir işte Samsung'un Gear'ı telefon bazlı olduğu için hani telefona sahip olan o deneyimi de yaşayabildiği için bu sene bir şeyler yaptı. Zaten VR'la insanlar hani tanıştıysa onun sayesinde tanıştı. Evet. Doğru. PlayStation VR yılın son günü falan evet. çıktı. O da daha evlere hani çok yeni olduğundan evlere girmedi. Türkiye için de o şu anda yani Ocak ayında girecek evlere. Onun bu seneye kaldı. VR sadece konuşuldu yani. Konuşuldu. Bir diğer konu da yani yine onun gibi konuşulan HDR vardı. Televizyonlarda bir HDR fırtınası esti. Güncellendi hepsi. Evet. Ee, ama o da hani daha çok yeni. O da daha evlere girecek. O da belki 2017'nin daha çok konuşacağımız bir şey olacak. Ya Murat, HDR televizyon tek başına televizyon sattıracak bir teknoloji değil evet. biliyorsun. Bence hani HDR çok yavaş girer. Hı -hı. Hani şöyle, insanlar televizyonlarını değiştirdikleri zaman aldıkları televizyon HDR'da destekliyor olacak. Hı -hı. Öyle. Doğru. Hani onun süzülüp de gelmesi bayağı yavaş olur diye tahmin ediyorum. Televizyonlar büyüdü. 4K artık hani istemesen de 4K televizyon tamam. alıyorsun. Pek şey de kalmadı. Hani 4K almayayım falan direnmeye de bir gerek kalmadı. Fiyatları çok düştü. E, anlam kalmadı. Ee, diğer taraftan birazcık hani e, şöyle bilgisayarın içine doğru da hafiften girersek bu sene mekanik disklerin SSD'ler tarafından geçildiği bir yıl evet. oldu. Kapasite olarak kapasite da. Olarak. Artık evet. fiyatlar artık çok düştü. E, SSD kapasite SSD'de. Evet. O o kapasitede 16 TB'tı 16 TB çıkmışdı evet. Ee, 16 TB SSD çıktı. 16 TB disk yok. Mekanik Hala disk yok. yok. Evet, e... mesela pek e, bilinmeyen bir detay daha var mesela disk savaşında. Ee, bizim evlerimizdeki diskler işte 5900, 5600 RPM, 7200 RPM disklerdi. Sunucu tarafında 10000, 15000 RPM dönüş hızında diskler yıllardır vardır. 15.000 RPM disklerde mesela Seagate artık daha fazla geliştirmeyeceğini duyurdu. Çünkü SSD hem kapasite hem performans olarak onun yerine geçebiliyor. Evet. Ee, anlamı kalmadı. Ve, Ve o ailelerde bitiyor. Bizim evimize girenlerde de kapasite arttı. Şu an artık 1 TB'ye şaşırmıyoruz. Evet. evet. Çarşıda var gidip alabiliyorsun. Evet. Ee, küçük M2'ler M2 daha fazla hayatımıza girdi. Evet. Doğru. Onların performansı da SATA disklerden üstün. Doğru. 2017'de kapasite daha da artacak. Daha da artacak. Hatta bazıların yok olduğunu, alttakilerin yok olduğunu göreceğiz. Yani 120'lik falan SSD'ler gidiyor. Çünkü anlamı kalmayacak. Yani o paraya 240 olacak. Tabii. Şeyde de öyle olacak. SD kartlarda da bir anda kapasite bu sene çok arttı. Yine ufaklıkların yani gittiğini göreceğiz. 8 GB USB stick falan büyük olasılıkla yok olacak. Hı hı. O paraya 16 alacaksın. Evet, Intel tarafına bakıyoruz. Intel'deki herhalde en önemli haber şu TikTok işlemci mimarisinden bırakması oldu ve ne oldu? Aynı işlemci çekirdeğinden artık üç tane model çıkarma gibi durumlar söz konusu. Evet, bir yeni bir mimari geliştirme sonra da onu iyileştirme oluyordu. Evet. Şimdi onu iki kere, iyileştirecek. i̇ki kere iyileştirecekler. Ee, ona karar verdiler. Mart ayında 2016'nın böyle bir karar. Duyuruldu. Evet, 7. 7. nesil k ekler pek bu sene yetişmedi, yetişmedi diyebiliriz. diyebiliriz. Yani evet. 2017'de konuşacağız biz onları. Ee, Intel bu arada şeyi de açıkladı. Biz dedi artık arabalardaki o eğlence sisteminin beynine girmek istiyoruz. Oradaki işlemci biz olmak istiyoruz dediler. E, drone işine falan girdiler. Tabii, tabii. Tabii. Ama mobil işine hiç bulaşmadılar. Mobilden hatta e, işlemci üretmeyi bıraktılar atom evet. serisinde büyük bir Intel bayağı bir bu sene çalkalandı bence. Kesinlikle. Ee, ciddi değişikliklere ve uğradı. Bu sene konuşacağımız 3D X-Point bellek mimarisi vesaire şeyler olması bekleniyordu. Onların da hepsi ertelendi. 2016'da değil. Evet. Artık, evet. Çıkmadı. Ee, Nvidia ve AMD'de hareketler vardı ama biraz daha AMD'de hareket daha fazla daha çok Tabii. konuştular. Ya oyuna döndüler. Evet. Gibi bir durum oldu bu AriX 480 470 460 kartlarla. Tamam hani biraz beklentiler daha yüksekti. Hı -hı. Karşılandı diyemem. Ama bir alternatif olarak tekrar ortaya çıktılar. Evet. Nvidia'da öyle bir durum yok. Nvidia aynı şekilde devam etti. Tamam hani 1000 serisi çıktı güzel falan ama hani Nvidia bir çizgide gidiyor. Gidiyor. Hı -hı. Hani o çizginin devamıydı. O zaten önde olduğu için biraz da bundan evet. kaynaklanıyor. Evet. Burada arkada da olanlar daha bir yarışta. E, ...yenilikçi falan olması gerekiyor... Evet. ...rekabet edebilmesi için... ...o görev AMD'ye düşüyor. Nvidia tarafında bence en önemli şey... ...şu mobille masaüstünün birleşmesiydi bu sene. Yani Nvidia... ...çok... ...nasıl söyleyeyim... ...uzun vadeli belli ki bir plan yapmış... Evet. ...adam rahat şekilde Tabii onu... Ki. ...uyguluyor şey zamanı bitti. geldikçe. Mobil artık hani o... 980 m falan derdi ki o m'i kaldırdılar Masa masaüstüne varsa mobil evet. laptop da var evet. artık. Evet. Ya aslında bu teknolojilerin tamamı Murat bu bu sene şu 14 nanometre 16 ha, evet nanometre ya 3 boyutlu transistörler tabii ki, finfet tabii teknolojisi artık işte ceplerimize bilgisayarlarımıza girdi. Evet geçen sene sonbaharda demiştik ki çıkacak. Hmm. Şimdi bunun yararını görüyorsun işte bu güç tüketimlerinin düşmesi. ...mobil işlemcilerin, mobil grafik işlemcilerin masaüstü düzeyine gelmesi. Telefonda kullandığın işlemci de aynı durum. Ee, i̇şte o üç boyutlu üretim transistör teknolojisi 2016'da birkaç cihazımıza girdi yani. Kesinlikle. Ee, AMD'nin heyecan yarattığı bir diğer taraf da Zen işlemcisiydi. Ryzen oldu. 2017. Ama 2017'ye kaldı. 2017. Demo yaptılar. Demosunu yaptılar evet. Evet. Bunlar dışında şöyle bakıyorum, biraz da hani firma bazında da gitmek lazım. Mesela Microsoft'ta bu sene konuşuldu. Windows 10 yenilediler. Windows 10 yenilendi. Mobile'a Windows 10'u çıkardılar. Evet. çeşitli hani artısı ile eksisi Çünkü hani bütün cihazlara çıkmadı. Doğru. Ama çıktı. Hı hı. Falan. Ama telefonun kendisi bu sene artık iyice ne yap oldu Evet. Yani kalktı. Windows 10 2016'da can verdi diyebiliriz. Diyebilirsin. Bu sene pazar payı %1'in altına indi. Evet. Diğer ama mesela Surface'larda falan getirdiği yeniliklerle evet. bayağı konuşuyoruz evet, de yani. tam tersi çok iyi. Evet. Ya o ülkemizde olmadığı için biz tabii onu atlıyoruz. Atlıyoruz. Göremiyoruz. Ee, arkadaşın eşin dostun Hı. elinde görüyorsun Surface tableti falan görürsen. O yüzden tam takip edemiyoruz ama Microsoft'un şimdiye kadar donanımda en yüzünü güldüren şey Surface Kesinlikle. oldu hakikaten. Evet. Belki 2017 yılında da telefonundan falan konuşacağız o dedikodular devam, devam ediyor. Evet, sürekli. Telefon. Belki Microsoft'la ilgili şu da söylenilebilir, Açık kaynağı geri ya, döndü. Linux Vakfı'na katıldı adam. Evet. De. Evet. Yani en önemli bir açık Windows kaynak şey özgür eklendi. yazılım konusunda eski Hı. alışkanlıklarını bıraktı Microsoft. Windows 10 5 eklendi. Windows 11 güncellendi yıl içinde. Evet. O artık Windows 10 güncellenmesi her yıl olacak gibi olacak. gözüküyor. Şey de bu sene bitti bu arada. Ücretsiz terfi zaten vardı Windows sonu evet. Bitti artık o, o da 2016'da. Evet. Bitti. Ee, Xbox Xbox tarafında e, One S çıktı. Daha küçültülmüş. Evet. Kompakt One S çıktı. Ama PlayStation'daki Pro gibi yepyeni bir cihaz değil One S. Evet. Xbox'ın küçültülmüşü One'ın. PlayStation'da asıl yeni PlayStation evet. 4 çıktı. O, o. o bir konsol kültürünü de tamamıyla değiştiren sarsan bir olay. Kesinlikle. 10 yıl gidecek denirken 3 senede yeni PlayStation 4 çıktı. Öyle. Ee, önümüzdeki yıl Microsoft da benzer bir hamle yapacak. Hatta Project bu yılın sonunda işte. Evet. Hı -hı. O da yeni bir cihaz. O da yeni bir cihaz. Çok çok güçlü şimdikine göre bir cihaz. Bakalım hani konsol oyunculuğu nasıl uyum sağlayacak bu 2 senede bir cihaz çıkması durumuna? Ya. Yepyeni bir dünya ile mi karşılaşacağız yoksa insanlar tamamıyla negatif karşılayıp sırt mı çevirecekler? Evet. Şu anda belirsiz. Belirsiz. Ee, Google'da Google da kendi tarafında Android 7 çıktı. Ee, biz hala göremeyen telefonlar var. Hani biz gördük de daha evet. bekleniyor Hatta çok işte. yeni telefonlar. Yeni ya, telefonda ya, bile yok. yok. Evet. E, şeyi ertelediler. 1.2 0 bu seneye 2017'ye ertelendi. Ee, onun dışında Yapay zeka aslında bu senenin genel olarak en evet. çok konuşulması gereken başlıklarıydı. Evet, evet. Hepsi oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta Google'da biz en çok neyi konuştuk? Bu şu Google Translate. Evet. Bir anda akıllanıverdi ve hani çok güzel oldu. Türkçe, çok tarzancaydı. Evet. kullanılır bir hale geldi. Kullanılır Çünkü bir hale tabii geldi. Tabii yine aynı şekilde hani Microsoft'un donanımları Türkiye'de olmadığı gibi biz işte Cortana falan da yok. <gülüyor> <gülüyor> bu Diğer firmaların yapay zeka teknolojileri de hep İngilizce öncelikle çıkıyor. Biz tam o olaylara dahil olamıyoruz. Evet. Yavaş yavaş bize geliyor. Apple kendi işletim sistemlerini tabi güncellemeye devam etti yıl boyunca, ama onda bir devrimsel bir şey olmadığı için. Hani normal gelişim, hmm, gelişim <laughs> Apple Apple'la ilgili ne konuştuk da diğer düşündüğümüz var. Tabii ki şimdi bir de şey var. Her sene çıkan telefonların zaten 2016'da yenisi çıkmıştı. Evet, yani evet. onu çok da fazla şey yapmıyorum ama bu sene mesela Apple'da yeni olan neydi? Uzun zamandır güncellemediği MacBook Pro'ları güncelledi. Evet. Ve hani oraya bir tane dokunmatik panel ekledi. Evet. Port konusu çok konuşuldu. Çok konuşuldu. Yani o en çok meşgul eden iPhone'dan Kulaklığın Kulaklık, kalkması kutlu. hani tarihe... Tabii ilk aslında değil. İlk ilk Motorola motor, da onu evet, denedi ama yapmıştım. Apple tabii yaptığı zaman daha çok ses getiriyor. O bir teknoloji tarihinde bir miyeng taşı olacak. Öyle. Ama bu yeni MacBook Pro'larla biraz başı dertte gibi görünüyor. Evet, 2017'ye sarkan bir pil evet. belası var onun da başında. Bu yıl aslında Apple'la en çok şeyle konuştuk Murat. Şu FBI ile arasında yaşadığı evet, sıkıntıdan evet. konuştuk. Gizlilik problemleri her firma için geçerli ama Apple biraz öne çıktı. Diğerleri de destekledi biliyorsun. Doğru. Microsoft, Google, Facebook evet. yani bilindik Amazon bütün hı hı. firmalar arkasında durdular. E, FBI da sonradan vazgeçti. Biz kendimiz Risk zaten başka ettik. yöntemlerle evet. kırdık evet. dediler. Amerikan devleti Apple'a baskı yapıyordu. Bize bir araç yap. Evet. Biz istediğimiz kilitli telefonu içinde delil varsa kırma lazım. Açmamız lazım hı hı. Açsın diyordu. Apple yapamam öyle şey olmaz dedi. Yani yapamam dedi, yapmam, yapmam dedi. dedi. Firmalar destek verdi falan filan ama sonuçta ne oldu? Amerikan hükümeti biz kırdık Halep, zaten gerek zaten, kalmadı evet. size dedi. Tartışmaya bambaşka bir boyut kattı. Yine 2015'te şey diyorduk. 2016 yılında Internet of Things çok öyle çıkacak diyorduk. Çıktı. çıktı. Hakikaten çıktı. <laughs> ama e, ne oldu? Çok büyük bir D DDoS saldırısıyla öne çıktı. Ürünlerin evet. yanında. Bu akıllı cihazların teker teker e, hacklenip ya. içine sızılıp e, internet trafiği oluşturabilecekleri keşfedildi. Evet. Ve bu bir bütün interneti felç eden bir DNS temelli bir saldırıyla da hı hı. gösterildi yani olabildiği. Tabii. Din <laughs> Gördü. DNS firması zaten bu olaydan sonra çok ciddi değer kaybetti. Sonra satıldı zaten. Satıldı evet. 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 bir Volkswagen emisyon skandalımız vardı. Hmm. O da bütün yılı çok meşgul e, ettik. Çok meşgul oldu. etti. Milyar dolarların havada uçuştu ve hala da pek de sonlanmadı. Bir başka i̇şte olay da hala oldu. hala anlaşmalar yapılıp tamamlanıp cezalar kesiliyor aslında. Volkswagen bayağı hala yani... açılımları ortaya çıkıyor. Evet. Yani Volkswagen grubu dediğimiz diğer markalara olan yansımaları ortaya çıkıyor. Hı, hı. Otomobil dünyasında aslında Türkiye'de konuşulmayan bir böyle bir geri çağırma, kusurlu ürün falan skandalı daha var. Takata, e, airbagler evet. e, konusunda yine böyle bir kusurlu ürün geri çağrılması gerekiyor durumu var. Bu nedense Türkiye'de pek gündeme gelmedi. Hiç hani firmalardan da Türkiye'de satılmış araçlar için ben duymadım en azından bir çağrı yapıldığını falan. Ama dünya otomotiv gündeminde böyle bir 2016 yılı boyunca böyle bir mesele sürdü. Evet bunun dışında ilk hani daha küçük bir mesele mesela Type C az önce sen söyledin orada eklemeyi unuttum. Bir her, her yerde artık karşımıza çıkmaya başladı. Telefonlarda böyle bir dönüşüm başladı Type C'ye. E, artık geldi evimize. Evet artık hakikaten böyle geldi diyebiliriz. Evet. Orada işte bir kablo sorunu yaşandı. Evet. Uyumlu kablo, işte cihazları bozan. Evet, sadece hani fişinin uyumasının yetmediği ortaya çıktı. Güç tüketimiyle ilgili falan bazı detaylar ortaya çıktı ama Hayırlı oldu o işte hani bir standart bir taşların yerine oturması. Evet. Yaşanacak birazcık hani geç gelmesi sorunlarından arınmış olarak evimize Doğru. gelmesini sağlayacak. Aynen öyle. Ee, bu sene yine torrent siteleri üzerine çok büyük baskı vardı. Bir sürüsü evet. kapandı. Ee, Özellikle arama motoru olan siteler. Evet. Daha da devam edecek o. Ne yükseldi? Zaman. Bu sene de stream yapan, yasal olarak stream yapan uygulama Netflix'in dünyaya açılması. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelmesi hatta Türkiye'nin de içinde buldu. evet. Ee, yine 2017'de de bunlar yayılmaya herhalde ve evet, içeriklerini çeşitlendirmeye devam edecekler. Televizyona ciddi rakip olacaklar. Evet. Ee, Yahoo çok gündemdeydi ama nasıl? Kaptırdığı hesaplarıyla. Bilgileri çaldırdı, satıldı. Satıldı. Hatta Satılabildi sat, mi? O da evet, belli evet. değil tam yani. Alıcı her an <laughs> cayabilir. Cayabilir çünkü e, satıldıktan sonra bu skandallar ardı ardına açığa çıktı. ...adam da ya biz böyle anlaşmamıştık. ya. yerden evet. tutsak alan, elimizde kalıyor. Alan diye. kimdi? Verizon. Amerika'nın önemli bir... ...şebeke. Evet. Firması. Her an cayabilirler yani. Eğer bir cayma şansları varsa. Sosyal ağlara ve yani genel olarak... ...internete baktığımız zaman... ...bu sene herkes... ...şimdi her sosyal ...öne çıkarttığı bir özellik vardı. Ama bu sene... ...kendisinde olmayan özellikleri... ...ekleme yılıydı herkesin. Yani ha. herkes de artık video gösterdi. Hepsine Özelliği canlı, var, canlı yayın var. özellikleri geldi. Birbirlerinden çok daha az ayrışmaya başladılar. Gitti de. Hepsinin canlı yayını da kullanıldı. Kullanılıyor Yıl evet. boyunca biz bile yayın yaptık. Yaptık evet fuar evet. yayınımızı Facebook'tan yaptık. Evet. Ee, onun dışında hani Twitter hala ve be devam etti ve Instagram yine çok iyi durumdaydı. Siz ne kullanıyorsunuz bu kullandığınız 2016'da bu sene? Sosyal olarak nerede vardınız? Hepsi Twitter, Instagram. Ben de daha çok Twitter ama Instagram'ı ben bu sene daha çok kullandım biz... ve Nesil olarak şeye yetişemiyoruz Snapchat'e Snapchat e yetişemiyoruz. Evet. Evet. O da orada evet. kullan. Ben girdim bir iki kullanmaya falan çalıştım ama nedense içimden gelmedi. Aslına bakarsan bu sene Snapchat'in Türkiye bazında yükseldiği yıl evet. oldu. Evet. Hani bu sene keşfedildi Türkiye'de Hı. ve çok hani artık böyle standart işte Facebook, Twitter falan konuluyor ya üst üste. Onların arasında Snapchat'te girdi. Öyle. Evet. Kesinlikle. Zaten Facebook, Twitter falan Snapchat özelliklerini kopyaladılar. Evet. Instagram'da öyle. O işte resmin üzerine resimler çizme etiketler yapıştırma falan o tarz şeyler doğru kopyalandı doğru şimdi bu sene o kadar çok satış ve birleşme var ki burada söylemeye kalksam ayrı program olur evet. Ben bunu zaten o kısmını yayınları bakarlar çok fazla şey olmuş satış ve birleşme olmuş ama hani benim atladığım sizin de ekleyeceğiniz gündeme dair yurtdışı gündemine dair önemli şeyler var mı çok şey var aslında daha bir sürü şey atlayarak gidiyorum belki da Murat, hani, kaldı. Benim aklıma şey geliyor yapay zeka ile bağlantılı olarak şu kendi kendine giden otomobiller de bu sene Doğru. bayağı gündemimize geldi. Ama kazalarıyla da birlikte gündemimize geldi. Hatta Tesla ilk ölümlü kazası falan oldu. Şeyi söyleyebiliriz firmalar arabayı yapmaktan ziyade yazılımını yapacağız açıklamaları evet. açıklamalarını Apple hep bir araba yapacak şeyi vardı yapılmayacağı altyapıya döndükleri falan söyleniyor şimdi. Google da aynı şekilde, o da aynı şekilde. küçük sevimli arabasından vazgeçip Hı -hı. biz zaten bu işi yapan bir firmayla anlaşacağız noktasına Honda geldi. Honda falan görüşüyorlar hatta. Peki şimdi konuşsak daha saatlerce konuşuruz. Koca bir yıldan bahsediyoruz. Önemli başlıklarını toplamaya çalıştık. Türkiye gündemiyle o zaman devam edeceğiz. Doğru. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.